Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle beraber acil bir şekilde Bitcoin'in güncel durumunu değerlendireceğiz. Şu an bir alım fırsatımı oluştu. Alım bölgesinde miyiz? Benim önümüzdeki günlerde Bitcoin ve altcoin'lerle ilgili oyun planım nedir? Bunların üzerine konuşacağız. Tabii ki benim verdiğim bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Ben kendi trade'lerimi anlatıyorum. Kendi araştırmanızı yapmadan asla birinin lafıyla pozisyon açmayın veya yatırım yapmayın derim. Diyerek hemen konuya geçiyorum. Dün canlı yayında ve e, videoda bahsettiğim üzere burada Bitcoin'de oluşmuş olan bir üçgen yapısı mevcuttu. Bitcoin bu üçgen yapısını aşağıya doğru hacimli bir şekilde kırdı. Yani bu kırılım bir fake out değil ve aslında destek alanına kadar gevşemesinden de bunun bir fake out olmadığını anlıyoruz. Bitcoin destek alanına geldiği için her zaman ne diyoruz destekte alıp dirençte satarız diyoruz. Ben uzun vadeli Bitcoin çantama ekleme yaptım. Çünkü şu an çok önemli bir destek alanındayız. Bunu hatta şöyle göstereyim. Burada bu alanın destek ve direnç olarak çalıştığını, daha sonra burada destek olarak çalıştığını görüyoruz. Şu anda da yine buraya gelmiş bulunmaktayız. O yüzden Bitcoin için çok önemli bir destek alanındayız diyebiliriz. Bu destek alanı sadece Bitcoin için değil, aynı zamanda altcoinler için de bir destek alanıdır. Niye? Çünkü altcoin'lerin hepsi Bitcoin hareketine bağlı olarak hareket eder. Dot olsun, Avax olsun, Litecoin olsun, Ethereum olsun fark etmez. Bunların ayrı ayrı grafiğine bakmanız Bitcoin'in volatil olduğu dönemlerde, sert hareketler yaptığı dönemlerde onların grafiğine bakmanız size bir şey katmaz. O yüzden onların grafiğine bakmak yerine Bitcoin grafiğine bakın derim. Bitcoin'in hareketini e, analizinizle tahmin etmeye çalışın derim ve oyun planınızı da o yönde kurun derim. Bitcoin her desteğe geldiğinde oradan Bitcoin ve altcoin alınır. Eğer desteğin altına kırarsa kısa vadede tutuyorsanız stop koyulur. Uzun vadede tutuyorsanız desteğin altına kırdıktan sonra aşağıdan tekrar e, aldığınız Bitcoin'den e, bit, aldığınız Bitcoin ise Bitcoin'den başka bir altcoin aldıysanız o altcoinden toplanarak maliyet düşürülür. O yüzden paranızın hepsiyle aynı zamanda aynı üründe pozisyona girmeyin. Kademeli alım yapın. Şu an Bitcoin destek bölgesinde olmasından mütevellit ben uzun vadeli çantama Bitcoin ekledim. Bitcoin aşağıya doğru kırarsa şimdi konuşacağımız destek bölgelerinden tekrar Bitcoin eklerim. Böylelikle maliyet düşürmüş olurum. Hatta direkt bunu söylemişken bir günlük grafiği açalım. Aynı zamanda EMA ribbon'ı da açalım. Ve Ribbon'un alt kısmının yaklaşık olarak 28.700 dolar civarına denk geldiğini görüyoruz. Bitcoin 28.700 dolar civarına e, gelirse, gevşerse, oradan tekrar Bitcoin alırım, maliyetimi düşürmüş olurum. Bitcoin 31.000 dolardan şu anki bölgeden zaten yukarıya dönerse, benim elimde şu an almış olduğum Bitcoin var, yine kar etmiş olurum. O yüzden kademeli alım e, psikolojisini kendinize öğretin derim. Kademeli alım nedir? Kademeli alım yapmazsanız neler olabilir bunu anlayın. Her zaman kademeli alım yapmayı kendi stratejinizin bir parçası olarak belirleyin. Nakitte mutlaka paranız olması gerekir. Yaptığınız yatırımın miktarından e, bağımsız olarak söylüyorum bunu. Bazı arkadaşlar biz küçük yatırım yapıyoruz. Direkt o yüzden hepsiyle alıyoruz diyorlar. Yapmayın. 1000 TL yatırıyorsanız bile eğer 500 TL'lik pozisyon açıyorsanız 500'ünü nakitte tutun. Eğer yükselirse bile farklı bir yerde fırsat yakalarsınız, oradan girersiniz. Fark etmez. En azından düşerse panik olmazsınız. Düştüğü yerden alıp maliyetini düş maliyetinizi düşürürsünüz. Ve ee, velhasıl Bitcoin eğer 28.600 dolar civarına gelirse ben tekrar portföyüme ekleme yaparım. 28.000'in altına kırarsa 23.200, 22.800 dolar civarını beklerim. Oradan Bitcoin tekrar alırım ve uzun vadede tutmaya devam ederim. Hatta Bitcoin 23 bin dolar civarına e, gevşerse oradan bir kaldıraçlı işlemde denerim. Zaten böyle bir e, gevşemede altcoin'ler perişan olur. Bunu aklınızda tutun. Bitcoin şu an düşmesine rağmen altcoin'lerin Bitcoin paritesinde çok düşmediğini görüyoruz. Bu da zaten direktman e, Bitcoin dominansıyla e, alakalı bir durum. Çünkü Bitcoin düşse bile dominans yukarıya doğru çıkmıyor. Bu aslında altcoin tutan arkadaşlar için uzun vadede güzel bir durum. Çünkü normalde bizim her zaman gördüğümüz şey Bitcoin dominansı düştüğü zaman paranın e, daha doğrusu Bitcoin fiyatı düştüğü zaman paranın Bitcoin'den altcoin'lerden çıkıp Bitcoin'e akması yönünde olur. Ya yani Gördüğümüz e, normalde bu olur. Çünkü altcoin'lerin daha fazla düşeceğini bilen insanlar altcoin'lerden çıkar parasını Bitcoin'de tutar. Bitcoin daha az düştüğü için dolar bazında daha az zarar eder. Ama şu an Bitcoin'in sert bir şekilde düşmesine rağmen, gevşemesine rağmen altcoin'lerde Bitcoin paritesinde çok güçlü kan, kan kaybı görmüyoruz. Aslında bu da altcoinler, altcoin'lerin yani kaybedecek bir kanı kalmadığını da bize gösteriyor. Bu arada Bitcoin dominansı içinde önemli bir destek bölgesine geldik. Bitcoin buradan yukarıya hareket ederse tekrar ben altcoin'lerin Bitcoin'den daha sert e, yükseleceğini düşünüyorum. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir tabii ki ama ben dönüşte altcoin'lerin bitcoin'den daha iyi performans sergileyeceğini düşünüyorum. O yüzden bitcoin her destek bölgesine geldiğinde ben altcoin pozisyonlarıma da ekleme yapıyorum. Peki destekleri konuştuk aynı zamanda bir de dirençleri konuşalım e, bitcoin için. Çünkü bu aynı zamanda dediğim gibi diğer grafikleri incelemeden sadece bitcoin üzerinden diğer e, coin'lerin de kaderini, nasıl olacağını görebiliriz. 4 saatlik grafiğe geldiğimiz ve EMA Ribbon'u açtığımız zaman kısa vadede Bitcoin için ilk direncin yaklaşık olarak 35.000 dolar civarı olduğunu görüyoruz. Bu direnç aslında üçgenin de retest yapacağı bölge olduğu için Bitcoin yukarıya doğru hareket edip 35.000 dolara gelse bile ben 35.000 dolardan bir long pozisyon açmam. Bunu söylemiş olayım. Öncelikle Bitcoin'in 35.000 dolar üzerine atıp bir kapatma yapması gerekir ki ben daha sonrasında e, bir long pozisyon deneyeyim. Çünkü tekrar burayı retest yapıp aşağıya doğru hareketini devam ettirebilir. Diyerek bir de Ethereum'a bakalım. Ethereum grafiğine e, 4 saatlik zaman diliminde baktığımız zaman aslında Bitcoin'in şu sert geri çekilmesiyle beraber e, Ethereum'un da 4 saatlik zaman diliminde EMA ribbon'ın altına kırdığını görüyoruz. Bu yüzden şimdilik Ethereum'da da eğer uzun vade tutmayacaksanız, kısa vadeciyseniz biraz bekleyip Ribbon'un tekrar en azından üzerine çıkmasını beklemekte fayda var. Bu aynı zamanda kaldıraçlı işlem yapan arkadaşlar için de geçerli bir durumdur. Ee, Ethereum için biraz daha dikkatli olmak lazım. Zaten çok çok önemli olan bir direnç alanından döndü. Günlük grafikte, canlı yayınlarda konuştuğumuz üzere, bir e, RSI uyumsuzluğu vardı. Bu RSI uyumsuzluğu da aslında gayet net bir şekilde çalıştı. Yani e, et, Ethereum dahil tüm altcoinler için biraz temkinli olmakta fayda var. Uzun vade tutuyorsanız şu an Bitcoin destekte olduğundan mütevellit. Tabii ki uzun vade çantanıza ekleme yapabilirsiniz. Ben en azından öyle yaptım. E, kanalıma abone olursanız ve zili açarsanız aslında e, videolarımı ve canlı yayınlarımı da kaçırmamış olursunuz. Hepinize bol kazançlar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.